Efendim Morris'i aldıktan sonra biz Tanla Tuva'yı aldık mı bizim iş Yok, tamam. Tano Tuva'yı saymam. Musa'yı çağırır mısınız? Ben Japon genel olarak gidiyorum, çağırıyorum. Stalin. Biz ne yaptık ya? Biz neyiz yani şu an gerçekten bilmiyorum ben. Efendim Ruslar bizi kovdu. Nasıl Ne kovdular? demek kovdu? Kovdu. Yarısı dedi. Neyin dedim? Japon'un dedi. Yani Ne? çok ters bir insan bu pala. Efendim ben bu palaya silah hakaretine savaş açmak istiyorum. Ya şimdi sen o savaşı boş ver. Bir toprakları ver bana ya. Efendim onları patates sıkacağım onlara. Tamam sıkarsın. Gene sıkarsın. Sen emanetleri ver. Öksür. Efendim Ben ona bir öksürmeye tane devam silah edin. almıştım. Evet lütfen. Benim ekonomik fokusları ben istiyorsanız siz bana verin. Ekonomik fokusları yapayım size daha iyi. Var. Amerika'dan sonra yapılır o. Yani siz bilirsiniz abi. Siz imparatorumsunuz artık benim. Siz bana karşı verdiniz ve Çin halkına verdiğiniz güven bize yeterli. Güzel. Efendim şöyle versem oluyor mu? Yeter mi? Nanjing. Efendim Nanjing başkentim. Nanjing. Efendim donanmam nereye gidecek? Donanmam yer yok. Biz de durur, O biz hallederiz, destek. hallederiz onu, hallederiz. Bak şimdi Ada şunu. verelim, ada verelim. Evet. Yok ada veremeyiz. Veririz. Lan benim adama Filipinler'den ne? sana bir yer verelim hemen. Seç Efendim beğenen. Macao'dan kıyınız var Macao diye. Ulan ne söylüyorsun? Ayı. Ben bilmiyor muyum kim olduğunu? Kubey'i de alabilir miyiz? Kubey'i de şimdi siz orada korona falan. Bir de Çande kalmış. Yeter ama yeter. Bence de yeter artık. Yeterli, tamam, kabul ediyoruz. Bu yeterli. Efendim pek bir şey isteyebilir miyim? Tabii, istediğiniz. Mantı şubesi bana verir misiniz? Yok. Ya ben niye üzüldüm? Sen yukarı doğru gideceksin. Değil mi? Gidelim Allah'ın bitti izniyle böyle yukarı doğru gideceksin sen. Sıkıntı etme. Moskova senin. He. Evet. Aynen. Efendim Oğlum ben bu bir... şekiller, bu şartlar altında sizinle konuşmuyorum. Konuşmama eylemi yapıyorum size. Efendim merhabalar. Efendim merhabalar, merhabalar. Yani yıllardır bir görüşme yapmak istiyoruz ama maalesef ki dolusunuz efendim. Oturum full. Full full. Biz çok kalabalığızdır. Biz gitgide çoğalıyoruz zaten. Efendim sizler kimdiniz acaba? Ben kimle görüşüyorum? Tam şey Sen yapamadım, kimle görüştüğünü çıkaramadım. bilmiyor musun? Efendim Ya normal. Efendim durun Hatur durun. Sakin olun lütfen. Efendim bu çok normal. Sizi 5000 yıldan beri hiç kimse görmüyor. Doğru. Ben perde arkasından konuşan birisiyim. Evet, Ama evet, bu evet. demek değil ki ben de seni Troçki ile karıştırabilirdim. Karıştırabilirdiniz hani ama efendim biz şimdi sizlere belli başlı topraklarınızı geri vermek istiyoruz ve bununla karşılıklı da bir non-aggression pact Tabii ki, imzalamak tabii ki, istiyoruz tabii ki, sizlerle. tabii ki. Buyurun imzalayalım. Hemen imzalayalım. Peki. Emanet olan topraklar verildiği gün non-aggression pact imzalanacaktır. Ve emaneti olan topraklar derken hani sizin nasıl bir toprak Efendim, emanet hani bizde emanet siz Vladivostok'tan biz. başlayın. Evet. Kavarsvok ve Aha. Norsakali. Amur'a kadar değil mi hocam? Sayın Reyto, Amur. Amur da mı vardı? Amur da Nereye varmış. kadar ya? Amur da var efendim. Amur Amur neresi? ne? Amur ne? Efendim o kadar yoktur, o kadar Var yok. var var. Yok canım. efendim o Varmış. kadar. Varmış. Ben Yok sayın efendim. Efendim o zaman nasıl yapalım? Bir non-aggression pact'i alalım sizlerden. Bizler de sizlere toprakları sağlayalım madem öyle ki. Tabii hadi Yani başka alalım. çaremiz yok gibi duruyor. Buyurun. Gayet ısrarcısınız. Tabii. Baba besleyin. Şimdi ben vermeye başlıyorum efendim. Siz deyin ki dur. Şimdi burası var. Evet. Evet. Var var. Onun bir üstü var. Evet. Sol tarafı da var efendim. Sonra onun solu da var. Evet. Bir solu var. Evet, bir solu daha var. Evet. Efendim bir solu yoktur. Var Amur var. var Devam efendim, bir et. sol daha var. Ha, Amur Amur var evet. efendim. Amur'u Amur var. söylemiştiniz evet efendim. Evet, Doğru. efendim bir de imparatorumuza hediye Chiquita. Ne? Nikolaevski de var. Anlaşmalarımız böyleydi efendim. Lütfen. Evet, Fransa düştü. Evet düştü. Efendim bir de Nasıl imparatorumuza hediye Chiquita. Chiquita yok efendim Ya bize. tamam şimdi onu bir şey yaparız o kolay. Onu sonradan hallederiz efendim. O halledilir. O halledilir. Evet. Efendim ben bence size olan bağlılığımı 6 tane marinle kanıtladım. Bütün Filipinleri aldım. Norton Sakali'nin bana bağlanmasını istiyorum. Kabul edilmemiştir. Efendim Efendim bu o zaman son olsun. Anlaşmamız baki olsun. Daha da vermiyorum. Kabul müsünüz efendim? Evet, 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 evet. Bir Daha ne de bizim yapayım? bir de bizim bir Yok Norton. hayır ben gidiyorum. Ben gidiyorum Norton efendim. Sibirya vardı üst taraf. Yok yok Norton öyle bir şey yok. Sibirya efendim. Efendim Bir dakika. ben Moskova'ya gidiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Aa gitti. Ayıp ya. Efendim ben bu anlaşmanın hiçbirini saymıyorum. Bu çok kötü Ben bir de. anlaşma. Sovyetler Ya Birliği efendim. sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Maalesef ki istediklerimizi, Efendim damatlarımızı kabul Çiğdey etmedi. vermedi ya. Çiğdey Ver, verse sınır ver, olacaktık. vermedi, evet. Bizim Yok gel. Amerika işgalimiz için yeterli birimiz var mı? Meksika nerede? Efendim biz geldik. Yeterli biriminiz yoksa biz biraz bir yardımda bulunabiliriz. Efendim bizim yeterli kadar bildiğimiz var. Kanada'nın fokuslarını gitmesinde herhangi bir engel görmüyorum. 40 yılında güzel bir operasyona başlayacağımızı düşünüyorum. Efendim ben? Sen halledilir sen, halledilir. Sen kafaya takma bir şey. Ben size küstüm. Balım sen niye şimdi onu öyle yaptın ki şimdi öyle?
Balım, sen şimdi niye içerledin öyle? Balım? Efendim hep bu Indochinalılara veriyorsunuz topu. Bize hiç yok. Yo, sana raşı vereceğim. Kayışak gel buraya. Hiroyu öpmezse kabul tamam, etmiyorum. Tamam bak, ben şimdi seni öyle bir yerde herkesin içinde öpersem halk beni taşlar. Ben haya götürüp öpüldüm. Beni duydun mu Kayışak? Duyuyorum. Ben sana carrier hediye edeceğim. Bak carrier hediye edeceğim sana. Söz ver. Söz. Efendim ne zaman saldıracağız şu Amerikanlara? Anekdotum. Bir şey diyeceğim efendim. Amerikalılar aldıktan sonra beni şey verecek misin? Canımı bağışlayacak mısınız? Oh. Oh. Oha. O ne böyle? Efendim bu nasıl bir border? Harbiden border oldu. Çok güzel oldu. Çok efendim, mis oldu. Çiçek. Greater Japan Empire. Hadi. Hadi Amerika'ya. Indochina'ya girebiliriz lan. Dutch India'yı ele geçirin. Ne? Evet. Just fight alalım. At hadi. Efendim Almanlardan önce girersek iyi olur. Yürün hadi. Neyse ya da girmesek mi oraya ya? Girsek girelim mi? Girelim. Lütfen efendim girelim. Asya'ya ihtiyacımız var. Girelim efendim. Asyalılarındır ya. Evet, Asya pardon, Asya Japonlarındır. Pasifik Japon gölüdür. Aynen öyle. Evet. Ha şunu bileydim. Bu arada benim gözümden bir toprak kaçırmışsın Macao'yu. Ama iyi kaçırdın. Dikkat etmemiştim. Bu Donovan'ın orada yaşaması için o toprak sende kalabilir. Ama Hong Kong kabul edilemez. Hong Kong'u İngilizler isteyelim. Ben onu takip geliyorum hemen. Yatıp atıyorum ben Hong Kong için. Yok atma. Sene Dutch Indies'e gitti. Demant efendim, edin. Efendim demant ben de onu diyecektim. Orayı bir demantlayalım demant efendim. Demant edin hadi gitsin. Gitsin. Ben Jasper'ı atıyorum. Jasper'ı atma. Git Almanya'yı şansölyesini buraya çağırın. Almanya şansölyesini buraya çağırın. Şansölye kim? Tanımıyorum. Atıyorum. Ben de tanımıyorum. Atma lan. Ya şimdi perde arkasından konuşuyorsunuzda bir bıyıklarınızı okşayabilir miyim acaba Hiroyutom? Okşayamazsın. Neden? Okşattı derler. Artık saldırabiliriz bence Amerika'ya. Oo bunlar paylaştı bile bizim bir Amerika'dan sonra bir Malaya operasyonumuz var. Efendim biz ya fokus gidemiyoruz. Allah belanı versin. Gerek yok. Çarp fırlarsın işte ne güzel. Efendim çarkım full ki. Hepsini fulledim. Bir daha. Efendim bir şey söyleyeceğim sizden. Bakın bana Hanyang, Nanking, Guangzhou, Guangdong, Guangxi verirseniz çok fazla işime yarayacak. 6-7 tane fabrika basacağım. Amerika'nın fethinden sonra orayı bir düşünürüz. Bir ama öncelik Amerika. Kanada Amerika'ya savaş açabilir mi artık? Bir şey yapıyoruz o zaman. Efendim biraz daha division çekebilir misiniz acaba? Alaska'ya da bir. Alaska'da asker olduğunu düşünmüyorum. Alaska'ya gerek yok. Ben vardır efendim. Arkalanmayalım sonra. Efendim yardım etmemizi ister misiniz acaba? Meksika'nın da girmesi lazım. Meksika tarafına da asker çekmemiz lazım bizim. Yani gerekmeyebilir ama çekmezseniz itemem. İtmek lazım. Kanada var bu attı mı 125 gün? Nice güzel. Çok mis. Saygıdeğer Hiroyuk'ta. Ne? 23 Ekim. Efendim Mançuk'tan bir toprak verir miydiniz bize? Yok. Ne olur fabrika basalım. Yok. Sana doğudan veririz merak etme. Sana racı vereceğim. Evet Pasifik'te istiyor Pasifik'te. Hayır Pasifik Japon gölü. Evet. Bizim bir Amerikamız var haydi ya. Çocuklar haydi. Efendim biz hazırız. Ben SPG'leri şey tarafına getiriyorum ya. Yukarıya getiriyorum. Yukarıdan vuracağım. Bir hava kuvvetlerinin transferini gerçekleştirebilir miyiz oraya komutanlarım? Efendim İngilizler bize vargon atıyor. Efendim size kötü haberlerim var. Ne? İngilizler bize karşı bir tutum sergiliyor. Alman aynen Adolf Hitler böyle dedi. Size Sumatra ne de herhangi bir daşınızın bir toprak yok. Gidin alabiliyorsanız alın dedi ki alamazsınız asla. Bizim muhteşem donanmamız karşınızda hiçbir şey yapamazsınız dedi. Siz kimsiniz dedi bize. Almanya'ya bir şey davet eder misiniz? İmparatorum Alman şeye geldi. Kansölyesi huzurunuza geldiler. Şimdi sevgili Adolf Hitler. Evet. Sizinle hiç görüşme fırsatım olmadı. Yani hiç olmadı. Neden olmadı? Neden bizim yerimize yani pis İngilizleri tercih ettiniz? Yanıma bir bakın. Fransa nerede? Bir de Fransa neden sizde değil? Sıkıntı orada başlıyor işte. Evet. Nerede Fransa? Fransa'ya güveneyim dedim. Baktım iyi gidiyor. İngiltere'ye falan da çıktı bu. Güzel. Sonra kafasına nükleer falan mı yedi kaybetti anlayamadım. Yani ben diyorum ki neden bizim gibi bir müttefikiniz var iken gidip de pis İngilizleri yanınıza çektiniz. Bunlar size yani arkalar. Efendim, çok uzakta kaldık. Allah'a çok uzakta kaldık. Ben diyorum arada ki, bir Rusya var. Kurtulabiliriz bence. Rusya'yı hallederiz o kolay. Yani ben diyorum ki siz ana karasına hücum eder iken ben de bütün doğal kaynaklarını kurutayım onu. Ya böylelikle. Öyle mi yapalım? Öyle ama önce bir Amerika var. Eğer İngiltere bize saldırmayı düşünüyorsa siz bir ikna ederseniz eğer iyi olur. Biz bu arada Amerika'yı bir aradan çıkaralım ve size sınırsız petrol sağlayalım. Böyle olacaksa hemen gelirim de İngiltere ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Şu an tam toparlanamadı galiba ve manpower eksiği çekiyordu. Yani şöyle diyeyim. Siz bir okey verdiğiniz senede biz soluğu hemen yani bütün kolonilerini de alırız. Sizin de tek yapmanız gereken Fransa'ya itmek olur. Ve Fransa'yı iterken de fazlasıyla zero'ya sahip olursunuz. Günde yaklaşık 20 tane zero üretiyoruz biz.
İyi hoş da efendim benim arkamda bir Rusya var. E sizin arkanızda bir Avusturya, Macaristan. Bunlar beraber bana girerse ne yapacağız? Yani ben siz şu an Alliance'la bence Alliance İngiliz'i kullanıp İtalya'yı alın. İtalya'yı ve Avusturya, Macaristan alın. Sayın Röto bana 10 fabrika verir misiniz? Rica etsem. Vereyim. Bak böyle de böyle. Yani ben diyorum ki siz İngiltere'yi kullanarak o İtalya oluşumunu yok edin. Sonrasında biz Amerikan oluşumunu yok edelim. Sonrasında hep beraber bir Sovyet ve eş güdümlü olarak İngiltere. Ne diyorsun? Efendim aynı şeyi ben de düşündüm. Ama İngiltere daha kendini toparlayamadığından İtalya'ya gidemiyorum. Sıkıntı orada. He. Nasıl yapalım ne diyorsun? Ben bilmiyorum işte. Sıkıntı orada. Yani şöyle bir şey olabilir. İngiliz'i yanıma alıp Rusya'ya beraber sefer düzenleyebiliriz. Tamam. Böyle olabilir. Ama Sayın İngiltere hükümeti böyle davranırken İtalya arkadan gelirse ne yapacağız? Bence o yüzden önce İtalya'yı halledin. Hazır Molotov'unuz varken. İtalya'yı halletmemiz lazım. Ama İngiltere işte. Bizde bizim bir toprak vardı. Bize hiç sorulmadı o toprak. Hangi toprak? Sumatra vardı bizim. Sumatra vardı. Evet. Ben size onu sabahtan beri söyleyeceğim. Ağzınızdan bal damladığı için söyleyemiyorum. Efendim uçaklarımız o kadar uzağa gitmiyor. Sizin uçaklarınız kadar iyi değil. Sıkıntı orada başlıyor zaten. Doğrudur. Sumatra'yı bize vermenizde herhangi bir sakınca var mı? Herhangi bir sakınca yok. Sumatra'yı vereyim o zaman. Yani bu hepimiz açısından çok iyi bir anlaşma olur. Ama dediğim gibi orası bir Sovyet saldırısında ben kesinlikle sizin yanınıza saldırıya geçeceğim. Teşekkür ederim efendim. Bir de hızlıca askeri yeri daha hızlı toparlamak amacıyla tabii İtalya'ya döneceğim için. Bir iki sivil yardımı alabilir miyim? Ticareti tabii ki de sizden döndürelim de siz biraz ticareti kapattınız. Alüminyumu ben sizden istiyorum ama yok. Yok mu? Yok. Bizden alın efendim. Bizden alın. Bizde çok. Sizden de alırız. Alın. Almıyorsunuz. Yani şu an alamıyorum. Ticareti biraz açtım o zaman. Buyurun efendim. Heh. Şimdi alabiliyorum evet. Şu Fransa'dan yaşadığım şoku başka hiçbir yerde yaşamadım ya. Güvenilmez olduklarını gene kanıtladılar. En başından beri öyleydi. Ama dediğim gibi Führerim sizin hiç canınız sıkılmasın bu konulara. Hiç. O zaman ben sizin ilk önce Amerika seferinizi, siz de benim İtalya seferimi bekleyin diyeyim. Evet. Bu arada tabii ki bir sene. Sevgili Çin hükümeti. Ben size çok kırıldım ya. Ya fabrika vereyim sana. Lisans attım ya sana. Efendim ben toprak vereyim de bari size fabrika yapayım oralarda. İnşaat yapayım. Ya tamam verelim. Nereyi istiyorsa verin şunu. Kor olmayan yerleri verin ya. Allah Allah. Hadi Amerika seferi var. Hazır mıyız Amerika seferine? Hazırım herhalde. Şimdi ben diyorum hemen Amerika'ya saldıralım. Bütün uçaklar hazır mı Amerika'da? Diğer ülkelerin hepsi hazır mı burada? Yani. Efendim bizim sınırımıza da Çin askerleri gelebilir mi oraya? Sevgili Çin hükümeti. Amerika'dan toprak vereceğim size de. Hadi bir an önce hadi silahlar alalım oraya. Gerek. Şimdi ben saldırıya geçeceğim. Kanada beni takip etsin lütfen. Ve tamam. Diğerleri de Çin aşağıdaki Meksika cephesine. Ben de SPG'lerle aşağıdaki orduya gideceğim. Başladım ben. Yardım edin. Piyade line hata verir misin? Lütfen line hata vur. Pinle şurayı. Lütfen paket atacağım. Yardım. Paket yemeyiz inşallah şurada. Bizim bildikler niye bu kadar yok oluyor? İmparatorum konvoyunuz varsa verirseniz hızlıca geleyim ben de oraya savaşa. 100 tane konvoy verebilirsin. Attım. Rusya İngiltere seti kabul edeceğin efendim. İnatla İtalya saldırmıyorlar. Valla Rusya hata yapar ya. Çin piyadeleri var değil mi? Rus sınırında. Yo. Basayım mı? Bas. Yani efendim biz telefonu zor icat ettik. Onların geldiğini nereden bilelim? Sen de haklısın. Paket atmaya çalışıyorum ama çok sıkıntı bir cephe burası. Ottawa cephesini tekrardan açmışlar. Lütfen yardım edin oraya. Kapatıyorum. Genel bir paket atmaya çalışıyorum ben. Büyük. Tamam kapattım. Sayın Kayışek artık saldırıya geçebilir misiniz acaba? Oradan gelmedi. Kanada'nın bir ufak kontrol etmesi lazım cephesini lütfen. Yardım etsin bana. Tankları yere çekeceğim. Bak paket ihtimali var. Gördüm. Dur ben bir ufak bir paket attım tank paketi. Piyadenle vurman lazım. Tankları yok oldu. New York aldım. Tamam. Ottawa'dan çıkmasını ister miyiz? İsteyebiliriz aslında ama yok olacaktı. Güzel. Güzel gidiyor. Ben de konuştum. Hı-hı. Ruslar bizi arkalamayı planlıyormuş. İngilizler bize çıkartma atmayı planlıyormuş. Tamam. Ruslar da İngilizlerle berabermiş. Yani bir söyleyin. Anlaşamayacağımız hiçbir nokta yok Ruslarla. Ortada bir Amerikan'ın kalmadığından haberdar olsunlar. Merhabalar. Efendim merhabalar. Sizlerle hiç görüşemedik. O kadar faşist oldunuz. Sizinle iyi ilişkilere sahibiz ama hiç görüşemedik. Yani Raj'da kartınıza bu letteri attığınızda birazcık üzüldük açıkçası. Ona biz de üzüldük de maalesef ki bazı hainler vardı içimizde bizim de. Gördüğünüz gibi o hainlerin bazılarını cezalandırdık. Filipinler artık yok. Efendim şöyle ki biz sizinle bir ittifaklık içerisine girebilir miyiz? Onu bir konuşalım. Yani girebiliriz de kim oluyoruz? Siz de biz. Yetmez miyiz dünyanın geri kalanına? Yeteriz tabii. Nasıl yetmeyelim?
bu iki süper güç dünyanın geri kalanını yeter de artar. Ve hani Amerika'nın da yok olmasıyla beraber sınırsız petrol kaynakları olan iki devlet oluruz. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Yani yapılabilir, yapılabilir. Evet. Biz bunu sıcak bakıyoruz açıkçası. O zaman şimdilik bir non-aggression imzalayalım. Sonrasında ittifaklığımızı belli edelim. Şu savaş evet. Bittikten sonra. Biz de o zaman evet. Birazcık Avrupa'ya odaklanalım o sırada. İtalya'ya odaklanırsanız özellikle evet. İtalyanlar birazcık iyi durumda değil. Evet biz de öyle düşünüyoruz. O zaman biz bir gidip planlara başlayalım. Sayın Monstay biz artık kendi petrollerimizi alabilir miyiz lütfen? Sizinle konuşmuştuk ondan önce. Ne denmişti? İki sivil. Tamam ben iki sivilini veririm merak etmeyin. Aramızda tamam. İki sivilin tamam. Lafı olmaz. O zaman biz döndük Londra'ya. Görüşmek üzere. Sayın Hiroito acaba... Tüfeğiniz var mıdır efendim? Hiç yok. Hiç nasıl? Amerikalılardan birazdan duyacağız. Evet evet Amerikan tüfekleri gelecek. Biz de ana cepheden itebilir miyiz artık? Line verilebilir. Ana cephe hattı. Verdim ben tamam. Çıkartmaya keşke destek verseniz. 14 Division'la Amerika'nın doğusunu işgal ettim. gördüm. Geliyor zaman. Tamam. Gördüm. Efendim size doğru geliyorum. Birleşmeye geliyorum. Sayın Hiroito. Sizinle görüşebilirim. Tabii ki. Buyurun sevgili dostum. Efendim siz bir terör ülke formladığınız için artık bir şey formlayamıyorsunuz. Asya yani, formlayabiliyorum. Büyük. Asya mı? Asya biz hepimiz yokuz ama. Ben şunu diyecektim efendim. North America kurabiliyorsunuz ama. Aaa. Yani, o kurmayalım. Efendim, müttefiklerimiz var. Evet. Efendim müttefiklerimiz yok artık işte. Amerika'yı alalım. Meksika ile Kanada'ya atalım. Onları da alalım. Başkentimizi New York'a taşıyalım. Güzel olabilir. Gayet makul aslında. Efendim ne? Meksika'da ise savaş çıktı. Central America kuruldu. Bir şey olmaz. Hayır, yani mantıklı tabii de önce bir Amerika'yı bir bitirelim. Ondan sonrası konuş. Size toprak vereceğim bu arada. O Rusya'nın yok, o ihanet efendim. İçerisinde olmasını hiçbirimiz kaldıramayız. Evet. Yani efendim benlik önemli değil. Ben yani size tabiyim. Demircan abi. Size sadece teklifim buydu yani. Hallederiz. Merhaba. Evet merhabalar. Son derece gereksiz sebeplerden dolayı savaştığım dostum. Zorla savaştım. Ya evet artık bence fraksiyondan çıkıp peace atmanın vakti. Geldi. Değil. Fraksiyondan çıkamıyorum. Amerika'nın düşmesi lazım. Düştüğü zaman çıkarsın o zaman. Evet Amerika düştü. Evet adil bir üşeleme yapıyorum. İnşallah efendim. Tamam. Şöyle bir anlaşma sizlere çok güzel olur bence değil mi? Bence de. Güzel. Central Amerika dostlarım birazcık daha az toprak alacak çünkü petrol kaynakları malum. Efendim bize alüminyum olan bir toprak verirseniz Malaya'dan falan isterseniz biz toprak almasak da olur yani. Tamam Malaya'dan toprak verir. Alaska'yı peki bize verebilir misiniz? Hani böyle bir durum var mı? Tabii tabii. Alaska önemli değil. İyi günler dilerim. İyi günler. Kıyarım. Bir daha savaşmamak dileğiyle. Hiroito'm. Pasifik'i Japon Gölü yapmamız adına belirli Pasifik kıyıları var idir Amerika kıtasında. Evet. Bu toprakları ben Victoria adına beraber demante ediyorum. Hangi toprakları? Pasifik kıyılarını. Kimden? Ha. Efendim ben Men in Dicastle gibi Amerika'daki isyanları bastırmak için sizden izin istiyorum. Amerika yönetimini ele geçiriyorum. Hayır. İzniniz olursa. Efendim yani buranın valisi olmak istiyorum. Tamam olursun da Fulanlikse ondan sonra oldu. Hayır hayır öyle değil efendim. Yani şu an elimizde olan toprakların bana verilmesini istiyorum. Ne demek bana verilmesini istiyorsun? Efendim, burayı ben yönetmek istiyorum. Tamam yönetirsin. O halledilir. Ben yönetirim. Kanadına power. Güzel oldu be rengi. Yanıyoruz ya. Şimdi dostlar düşman bulmamız lazım kendimize. İngilizlerden öte düşman göremiyorum ben. Ben de öyle. Biz daha demin İngilizlerle konuştuk. Kendileri bize non-aggression pact teklif ettiler. Biz bunu bir toprak karşılığı olursa kabul edeceğiz dedik. Evet. Kendileri toprak vermeye yanaşmıyor. Tamam halledeceğiz onu merak etme. Hızlıdan bir toparlanma dönemine girmemiz lazım. Malum Amerika birazcık problemli bir yer. Ve hemen buraları korlamamız gerekli. Anladım. Yani artık petrolü olan bir devletiz. Ve alüminyum olan ve bir devletiz. Ve rubber olan bir devletsiniz. Evet, her şey var. Yani Çin'in bu hali, Japon'un bu halini seviyorum. Şey belki bir Çin'im yok ama olsun. Şu Zero'yu bir fullleyelim de ağız tadıyla bir. Nerede o? Kirir, Zero'zen. Artık engine'i full. Az bir şey weapon'lu. Belki birazcık güvenilirlikli. Tamam, belki birazcık daha güvenilirlikli. Tamam, bu. Çoğalt bunu. Çoğaltalım mı? Çoğalt. Bizim daha fazla zero ihtiyacımız var. Ama tabii tanka da... Ben seni terk ediyorum artık. Niye? Sana tam da toprak verdiğimiz kısma geçiyorduk işin kötü tarafı. Ben beni yıllardır oyalıyorsun. Vereceğim diyorsun, vermiyorsun. Vereceğim. İngiliz'e saldığınca bütün raj senin. Elimi sürmeyeceğim. Yahu raj ne yapayım ben topraklarımı ver. Ben bunları kikliyorum Hiroito'm. Ya efendim şöyle bunu... isyan yaşamadım her toprağı sana vereyim mi? İsyan yaşadım her toprağı. Sen işler yaşamıyorsun ki artık. Yiyorum yaşıyorum. İsyan yaşadım her toprağı sana vereyim ben. Bakayım nerelerde yaşıyorsun. Tamam birkaç toprak vereceğim sana görüntüyü çok bozmamak niyetine tamam bak veriyorum. Ne? Efendim ben bu hain Ruslara savaş açacağım. Topraklarımı vermiyorlar. Tamam açarız sakin ol.
Bakar mısınız? Bakın Stalingrad, Taşkent, Sahrabura, Almata, her yerde benim claim'im var. Vermiyor sokaklarımı. Almanların ne diyeceği çok önemli. Efendim benim sınırda 600 tane division'ım var. Galiba onların da var efendim. Onlar da çekmeye başladı. Bize bol bol silah lazım ya. Silah çok aç. Silah var mı? Bende mi? He. Var. 600 tane division'ım var ama. Niye 600 tane division? Öyle zevk. Sorgulama. Büyüyeceğim bu arada. Sana Turan kurduracağım. Hayır. Oğlum Oruz ne lan? Bakalım. Ne olmuş ki efendim? Bak bakayım ne olmuş. Bak bakalım ne olmuş. İngiltere, Japonya bize giriyor diyor. Rusya, Çin bana gelecek diyor. Ben arada kaynayacak gibi hissediyorum. Yani şöyle bence artık Sovyetler Birliği'ne saldırma vakti geldi. Ama Avusturya'ya Justify var. Benim. Ha tamam onu halledin. O arada eğer komiten size saldırırsa biz onlara saldırırız merak etmeyin. Siz aradan çıkartın onları artık. Tamam. Hatta... Sizi Zero yollayabiliriz. Evet. Alabilirim. Ben yollarım hatta. Petrole bağlarız istediğiniz kadar. Evet petrole ihtiyacım olacak. 21 Division tanklı. Hallederiz. Kolay. Deve de kulak. İngilizlere de söyleyin saldırı gibi bir niyetimiz olsaydı zaten şimdiye çoktan saldırırdık. Oh efendim eğer İngiltere'ye dönecek olursanız bana da haber verin ben arkalarından vurayım. Tamam. Yani onu sonrasında yaparız. Önce kocaman bir Sovyet ayımız var. Evet hallederiz onu. Ama Sovyetler sanki İngilizlerle müttefik dikkatli. Komünist olduğu için, komünist olduğu için pek zannetmiyorum o yolu. O yol ona kapalı. Gidin bir de Belçika'yı fethedin ya. Aradan kaynatın onu da. Onu halledeceğim. O arada biraz şey kaldı. Diplomatik krizler falan vermediler. Evet. Evet. Ben o zaman gideyim Stalin'de ittifakta. Orayı bir dinleyeyim geri geleyim. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Garnizonu ayarlayabilir misiniz komutanlarım? Komutanın çekirdek çitliyor. Dünyanın askerisi var. Haydi lütfen. Tamam. Efendim çekirdek çitleyen insanlar için sizin çok meşhur bir lafınız vardı. Neymiş o? Neymiş o? Çekirdek çitleyen insan kendisinin... Saygısı olmuyor. Evet evet. Ya bu ne diyor bu sarhoş ya saldırgın ha. Sayın Hiroito ben çekirdek seviyorum. Siz bana laf mı atıyorsunuz? Yo. Şimdi? Sen hiç niye yandan... her şeye alınıyorsun ya? Seni büyütmeye diplomasi yapıyorum şurada. Elanistan Raj'ı demant edelim. Komiterine saldıralım. Bence arada Indochina'yı alalım. Ya o kolay. Aldık zaten bir toprağı. Evet, ben bu pip komünistini savaşa ediyorum. Tamam açarsın. Dur bekle. 600 division. Acaba şimdi koyacağım. Değil. Şimdi değil. Allah'ın belası. Şimdi değil. Ya şu lütfen şeye Sovyetlere savaş açmaz mısın? Ya bana bir hedef göster. Hedef. Ya göstereceğim. Allah Allah. Bir dur. Savaş başlamadı daha Avrupa'da. Ne yapayım? Ben mi başladım efendim, Avrupa'daki savaşı? Efendim bir işte başlamayacak gibi oradaki başlayacak. Savaş. Başlayacak. Evet. İtalya bitsin. Almanlarla beraber gireceğiz. Merak etmeyin. Ben o zaman çekiyorum eskayımı. Az bir dur be. Dur abicim hala Line Island'ı ada basıyor. Allah'ım kafayı sıyıracağım. Basma lan şunları. Sizin bu geneller bir tık enayi galiba. En büyük enayi tersi. Bina dikiyor ya. Efendim ben bunları saygısız olarak algılıyorum. Tazminat olarak da Filipinleri yönetimini istiyorum. Savaş sonrasında verilecektir. Bir aylığına bana şurayı bağlayın. Bir aylığına. Tek bağlayayım da zaten oranın şeyi gitsin değil mi? Benim boş bir toprağını bağlayayım. Ben Filipin'i yönetmeyeyim sadece. Maneviyat açısından. Tamam hadi şurayı bağlayayım. Bağlamayın bağlamayın. Mehmet yaşıyorum bağlamayın. Palavan en sevdiğim ha. Evet efendim Palavan'ı üstün tıkın şeyimle Çinli yaptım bakın. Hiç şey, Sovyetler bize saldırıyor acaba. Ne yaptın? Yok bir şey yapmadım efendim. Adamları provoke geldi. Adamları provoke ettin değil mi? Tehdit mi etti acaba? Tama da Rusya yön. Koruyabilecek efendim? Misin bari sınırını? Rusya yön shi huai ren. Koruyabileceğini anlıyoruz burada. Tamyan bu shi. Tak dila. Ya tebe lyublyu. Ya tamam anladık anladık. Savunabilirsin mi kendini? Efendim tabii ki de. Almanlarla bir görüşme yapalım. Bunlar da saldırması gerekiyor. Bu cepheden bizim bir halt olmaz çünkü. Efendim ben bunları bir ayda işgal ederim Rusları. Pek sanmıyorum ama. Belki iki ay diyelim bari. Efendim bir aya size bak diyorum. Hadi inşallah. Üç aya Moskova. Üç aya Berlin. Şey değil mi ya bu şey Barbaros operasyonu planlayan ihtiyar değil mi? Nine. Yarı yolda tanklar döndü. Tankın var mı peki? Benim mi? Hı. Ya ben geçen ay telefonu icat ettim. Sen bana tank diyorsun ya. Tamam da kuru infantryle ne yapacaksın? Milyonlarca kayıp vereceksin orada. Bu Çinliler benim her Çinli askerim ölmeye layıktır. Ölmek bizim için şereftir, onurdur. Hele ki İmparator Hirohito için ölmek daha büyük şerefsizliktir. Efendim sizi artık sevmiyorum. Niye? Bana bir sahil verin artık sahil istiyorum. Var ya verdim ya adam verdim. Gerçekten dur. Hong Kong adam, varmış lan. Efendim, doğru. Hong Kong sizde? Evet. Hong Kong çok gelişmiş bir yer. Evet. Doğru. Doğru. Efendim, Çin olarak bir karar eyledik. Heh. Efendim, şu Taylandlara artık atın. Niye? Benim de neydi lan bu denizin ismi? Okyanusta sahilim olsun istiyorum. Yok. Mantıklı. Carrier var onun. O Pasifik'le uğraşacak.
Ne yapacak carrier'la? Bilmiyorum, carrier var işte. Bizim artık Amerikan donanmamız olacak. Bir carrier, bir battleship, yanlışınız olmasın. Bir de bir sürü screen gemimiz var, yaklaşık 10 tane. Efendim ne işe yarayacak onlar? Efendim diplomatik atılımlar yaptım. Ya siz kimsiniz de diplomatik ya susar mısın? Müttefiklerime saldırıp durma. Kel! Lan kes mi dedin? Kel dedim. Kayışa gel dedim, kel. Brezilya niye ona saldırdı? Efendim ben bir volunteer atıyorum. Birine volunteer atabilir miyim 40 tane? Niye? Bir ordu, Çinliler savaşmak istiyor. Anlamıyorsunuz bizleri. Ya Çinliler her yerde savaşmak istiyor ama hiçbir yerde savaşamıyor. Yetenekleri efendim günde 2 günde 2 zero basıyoruz. Günde 2 zero basıyoruz. Ne yapalım? Evet. Bürürüm. Eş zamanlı olarak Sovyetlere saldıralım mı? Üstünde birazcık yük var. İtalya tam şey olmadı ama saldırabiliriz evet. İngiltere en son şey Japonya ile White Peace atıp şeye dönebiliriz demişti. Tamam biz White Peace attık zaten. Yani tekrardan non-aggression imzalayabiliriz. Ha, şu İtalya şeyi ya. Çıkarma atmayı planlıyordu İngiltere. İngiltere kendi başına itemiyor. Ana ordum da İtalya'da. Burada attrition yediğiniz için çok doğal o. O attrition'ı evet, bitirin. Evet evet. Tamam biz de birazcık daha bekleyelim sevgili Çin. Lütfen. Biz de altyapı dikelim. Çok şey yiyoruz. Ben bir İngiltere ile konuşmam lazım. İngiltere'de petrol yolladım. Kabul ederse bir an önce bitirin de Sovyetlere dönmemiz lazım. Evet evet hemen. Belki Sweden'da alınabilir ittifaka. Bakarız. Ben bir kaçayım hemen. Tamamdır. Halkımızın gözlerine mandal takalım, artık biz çekik olmayalım. Çinlilere bakıyorum, bir de bize bakıyorum. İkimiz de çekiyiz. Ama bir tarafta dünyaların teknolojisi, bir tarafta ışık bile yok. Efendim ben bu faction'ı terk ediyorum. Kavgayı bırakın abi, şu attrition'ı düzeltir misin artık? Hayır. Aldığım fabrikaları ver de düzelteyim. Belki aldığınız fabrikalardan bize ikram etmek istersiniz. Şimdi hayır, Rusya'ya saldırın. Biz de saldıracağız. İngiltere. Lütfen İngiltere'ye birisi ikna etsin. Neden? Ne istiyor ki? Adam o etrafa savaş açıyor. Üstünde bir sürü savaş var. Boş yere stabilite kaybediyorum. 2'de 1. Yemin ediyorum çıldıracağım. World Conquest'e kalktı herhalde. Yani. Adam manyak çıktınız ha baba. Hala pink atıyor, saldır diye. Al saldırayım. Al Allah'ın cezası al. Efendim bence adam haklı. Güney Amerika'nın yarısına, Afrika'nın %70'ine, İspanya'ya, Portekiz'e ve Fransa'ya sahip yani. Evet, teşekkürler. Bizi övdüğünüz için çok mutlu oldum. Şimdi şöyle, artık bir Sovyetleri, son bir komünistleri dövmemiz yok mu? Hepimiz evet, faşistler. Biz de herhalde bunu düşünüyorduk. O zaman haydi. Efendiler ben gidiyor. Savaş açıyor. Dur yavrum dur. Efendim ben duruyorum, şaka yapıyorum ya size hemen. Altyapı yapıyorum ben çünkü. Ben ne yapıyorum? Yap. Nasıl altyapı yapıyorsunuz Hiroito? Nereye yapıyorsun? Maçuriye. Ölürüz biz bu altyapı bitene kadar. Yok. Saygıdeğer Mosley. Evet. Haydi artık. Cephe birazcık büyük ya. İran'da var. Biz asker getiriyoruz oraya. Ben başladım bu arada. Allah var, saldırın. Lan line hata verdim ama gidiyor mu acaba ki? Valla ben de line hata verdim ama gidiyordur inşallah. Size demant attım, geldi mi? Gelmedi. Direkt gitti lan, demantı mı yırttınız? Ha, geldi şu an. Gider misin kardeşim ya? Yok ya, sözleşmeyi okudun, onayladın. Ya bak, artık buralar yok. Bargolum var size. Efendim Tayland'a savaşı koydum. Ya yapma. Hadi ya savaşın. Piyademiz her türlü kazanacak burada da, bakalım kaç bin kayıpla. Çok geç bir Sovyet, 42 Sovyeti. Almanya'nın ve İngiliz'in bir tek vücut olup saldırması lazım. İngiliz elemeğini kaybetmiş. İngiliz'i şişlemişler. Senin birliklerin niye 7 vuruyor? Kaç vit oğlum onlar ya? Bunlar mı 8? Bir de utanmadan söylüyor. Ben buradan 40 vitlerle vurmaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Benim askerler çay içiyor, çaycı. Ya Allah için öldürme birliklerini ya. İlerleyemiyorsun da. Yo, ekipmanım adam var. Adam şu an hani para sayar gibi Warm Experience sayıyor. Ne yapalım efendim? Savaşa katkımız yok. Tamam, attrition yemiyorum. Güzel. Ben de yemezsin. Ben her yeri altyapı bastım. Sen mükemmelsin ya. Biz Japonlar gibi 10 yıldır savaş hazırlamıyoruz. Doğduğumuzdan beri savaş hazırız. Hadi lan oradan. Benim çıkartma hazır olsun, ben geleceğim. Yiyorsa gelme. Yiyorsa gelme. Ya savaşa gelir misin? En azından ben bir ambargo at. Ben savaş açabilir miyim? Hayır. En azından bir ambargo atar mısın? Maneviyat için. Attım. Ambargom attı. Atılı. Ders senden alıyor. Hayla bak, Tayland diyor. Kingdom of Thailand. Rus da senden kaynak alıyor. Hah şükür. Yalnız yoru fabrikaya düştüm ya. Adam da senin ülkeyi söktü götürdü. Yabancı sermaye senin sermayeden kat ve kat daha fazla lan. Almanlar artık saldıracak mı? Ya da birini kapitüle etmeyi düşünüyor mu? Ay şeyleri de ben batı cephesine mi gitsem? Doğu yani stabil çünkü. Efendim ittiriyoruz. Efendim size kötü haberim var. Almanlar ölüyor. Yeter aksesi versin, ben o cepheye gideceğim. Bu cephe sıktı. Ben de gelebilir miyim? Geliyorum. Yok sen gitme. Sen ne yapacaksın orada? Efendim 450 divizyonumu terkiye ileydim. Sovyetlerin içinde gezdirmeye başladım. Almanların cephesine tank götüreceğim ya. Çıktın limana. Devam et. Tank mank yapıyorum efendim. Ben tank mı var? Ben ne bileyim tankı.
Geçen gün telefonu icat ettim işte. Tank doğa yok bizde. Olur olur, o da zamanla gelir. Merhaba, nasıl gidiyor diye sorsam. İyi gidiyor da sizin iyi gitmiyor o kadar. Romanya'yı da aradan çıkartın bence. Romanya gelmiyor. Alacağız ama. Saldırın. Öyle yapacağım zaten. Gelmiyor diye bir şey yok. Ne gelecek? Yani ölecek. Ama işte İngilizce güvenemiyorum. Ya kurşun or vurdu o anlar. Bir deneyelim. E denemek lazım. Ya biz ilerliyoruz. İyi de ilerliyoruz. Kötü değil ama vakit lazım. Ya da ben elemeğini kazanayım ya. Türkiye ile konuşulabilir aslında. Komiterini satarsa iyi olur. Konuşalım. İngiltere elemeğin cephesindeki neyim evet, var evet. Bilmiyorum bırakıyorum ama. Bırakıyorum orayı. Bir bırakır mısın lütfen? Hava verebilir misin buraya? Hava yok şu an burada. Hemen oraya diyorum. Piyadeni çek bu elemeğinden. Hava ver bana. Evet, ama sevgili, komünistler faşistlerden daha kötü. İsmet İnönü yani sizin gibi bir öndere yakışmıyor o taraf. Sizler mutlak tarafsızlığınızı korumaya yemin etmiş insandınız. Şu an bu tarafsızlığınızı bozdunuz. Sizin tarafınıza geçersem yine tarafsızlığım bozulur. Yok yok, bozulmaz. White Peace atılabilir. Yani siz ya da çıkarsanız eğer savaştan bizim tarafımıza katılsanız size Turan kurdu. Yani biz Turan teklifini sunduk, yani tüm Türk halklarını birleştirebilirsiniz şu an. Evet, fazlasıyla. Of, sonunda sevdiğim bir cephe. Türkiye Cumhuriyeti'nin önderinin düşünmesi gereken şey bence Türk ulusudur yani. Önceliği, asli vazifesi Türkiye'nin evet. Çıkarları olmalı bence de. Yani devletlerde dostluk yoktu, devletlerde çıkar ilişkileri vardır. Ve size... Ben çıkarsam yanımda İran ve Romanya da gelecek, onların garantisini veriyor musunuz? Biz varız. Yani White Peace ile bizim tarafımıza gelirseniz size çok parlak bir gelecek. Biz kendimizle görüşmeye gidelim. Tabii. İyi günler deriz. Enayi. Enayi. Elemeyi aldım bu arada. Şuradan bir overrun alabilir miyim kardeşim? Giderek lafa tutup tankları paket attım bu arada. Yavaş gel. Elemeyi kurtardım bu arada ben. Ah güzel. İttifaktan çıktınız mı? Evet. İngilizlerle atacak mısınız? Sizinle atarsak evet. Tamam, İngilizlerle atın. Elemeyin cephesinden de çekilin tamamı. Biz de kabul edeceğiz. Önce İngilizlerle atın. Ben şu an geliyorum yani. Pers'e gidiyorum ben tersten. Ama Türkiye'nin çıkması daha iyi olur. Çok fazla Türkiye tankı var. Diyeceğim de yarısını kestim zaten, bilmiyorum yani. Çok beni ilgilendiren bir durum değil. Bir tane daha paket yedi. Biz ihanet etmek istiyoruz. Bir Persel'le görüşelim. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi şöyle ki, komünist olduğunuz için sizin rejiminizi değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Tabii rejimimiz değişebilir ama yani Sovyet'e bu kadar ülke saldırmasaydı keşke. E keşke. Ne yapalım yani, faşist devletler olarak yani, birbirimizi yiyeceğimize komünistleri yedik. Yani ben İran olarak süper güçlerle savaşıyorum. Niye evet. Nasıl böyle bir duruma düşüyoruz? Yani İran çıkacaksa ideolojisini değiştirmeli. Bolşevik istemiyorum. Yani, İç savaş çıkmadan nasıl çıkarabiliriz? İç savaş da olacak. Ha, iç savaşta çıktığınız zaman bize fraksiyonumuza katılın. Yalnız şu an çok fena bir deva katiliyim, biliyor musun? Çok felaket. Sucuk pişiriyoruz şu anda full. O kadar fazla şey kesiyorum ki, deve kesiyorum ki şu an aklım. Askerlerimiz yağmadan geliyor, Tokyo'da sucuk yapıyor. Çok fazla deve kesiyoruz, çok. Ben bu kadar deve kesilmesinin karşısındayım ve İran'dan çekiliyorum. Yeter. Saygıdeğer imparatorum, merhaba. Kaç yüz bin şey açıktasın? Bana sadece sayı söyle. Bana bir rakam ver. 96K. Vay be. Yine iyi kurtarmış. Ben daha efendim, fazla bekliyorum. Efendim, o da 200 gün içinde doluyor zaten. Yani üretimimiz, biz Çinliler böyle. Yani sizin zekan verişmiyor bize artık. Bir de çok zeki insanlar olduk. 1 milyon devemi öldürdünüz. Ama çok ölmediler. Onlar kesildi. Helal. Helal olarak kesildi. Artık diyorum ki hani bir aldığınız kadar alsanız da biz de artık yolumuza baksak, bir Almanların kafasına essem. Nasıl? Yarısı. Yarısı, evet yarısı. Yarısı mantıklı. Yarısını yarısı veririz. Yarısı derken ne kadar ama yarı? Yani Uralların sağ tarafını bize verirseniz anlaşabiliriz. Efendim, Moskova. Tamam, anlaşalım öyle ama savaştan ya, sonra vereyim. Moskova o yani. Şimdi. O kadar da değil yani şimdi. Efendim, Urallardan sağ tarafınızı vereceğim. Savaştan Azerbaycan dahil mi? Ben Turan kuracağım. Yalnız ben şu Alman'ı yeneyim, hepsini vereceğim. Yalnız hak yoluna girmeni istiyorum. Senin de artık ideolojin değişmeli. Efendim, zaten biz değiştirecektik. Bak Bakü'ye giriyorum. Yalan. Bakü bende artık. Bakü'yü ver. Azerbaycan'dan geleceğim. Ya efendim, yapmayın. Benim tankım daha iyi. Yani, tankım daha çok ama. O olabilir ama yani İran tankı mobil. Ya tankın içine döve koyduğunu bilmiyorum sen. Demedin, üstüne bir demir geçiriyorsun, tankı diye yolluyorsun. Tanklarımızı laf ettirmeyiz. Tanklarımız son model, Sovyet tankından daha iyi bir tanktır. Efendim, niye bize bu acıyı yaşatıyorsunuz? Çünkü sen bana saldırmak istedin. Kim? Sen. Hayır efendim, lütfen. Çinliler bize justify attı. Biz de dedik ki, madem siz de atıyorsunuz, biz de atalım, komik olsun dedik. İşte komik olmuyormuş değil mi? Efendim, komik olmuyor tabii ki de ama şimdi şöyle düşünün. Petrolümüz bitiyor. Bakın, size Bakü dahil her şeyi vereceğim. Mis.
Merak etme, Alman da seninle aynı kaderi paylaşacak. Ayıp oluyor. Paylaşma derken şimdi ben zaten Alman'ı çok rahat yenerim. Siz bana salın, ben Alman dahil hepsinize vereyim. Bakü dahil. Ayıp oluyor. Şimdi ya neyse, benim de herkesi, hadi bakalım, benim de herkesi, hadi. Persler bizi affetsin. Sövecekler galiba. Ne yaptın? Efendim, onların askerleri vardı ya, bizim verdikleri. Hop, ketenpere. Efendim, Perslerin elinden öpüyorum. Kendileri çok büyük savaşlar verdiler. Efendim, bir şey diyeceğim. Rusya'nın bu hareketinden dolayı affedilebilir olarak karar verdi. Yani şimdi bir, evet, son yaptığı hareketten sonra ben de bir şey yaptım yani. İçim ısındı, içim ısındı. Benim de bir içim ısındı ama gene de öldürelim. Dünyada Bolşevik kalmayacak. Bence de. Führer katılıyor. Moskova önlerindeyim. Tehran'ı verir misin? Tehran'ı ver. Tehran'ı ver. Vermem. Ver. Vermem. Ver. Vermem. Verir misin? Sovyet'in kendi doğu line'ından çekildiğini aklına gelir ve arkanı da tutman gerekir. Tever! Tever! Son birkaç victory point sonra Rusya'ya bir şey kaldığını söylemeyeceğiz. Rusya, efendim sevgili dostum. Sadece bir ay daha tutarsan çok güzel şey yapacağım Japonya'ya. Bir ay değil, bir üç ay daha tutarım gibi. Tank yok dayı yok. Rusya, güzel bir savaştı güzel kardeşim. Ama görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Develerin gücü adına yürüyün. Komünistliğin yoldaşlığı adına yürüyün. Abi şuna bir hemen bir atom atabilir miyiz? Develerimi rahat bırak. Develer artık benim sucuk olacaklar onlar. Develerim yanmaya kaçıyor ama bak o da güzel. Gidiyorum kadim dostum, gidiyorum. Hayır. Develeri ver. Develeri ver. Develeri ver. Vermem. Ver. Hayır. Bak senin develerini, senin develerini vururum. Peki bu konu hakkında ne düşüneceksin? Ne? Evet, develer artık pakıtta. Deve yok artık, anlıyor musun? Develer etrişin yemiyor. Birazdan yemelerle gerek kalmayacak zaten. Develerle SPG itiyorum. Rusya'nın zaten düşmesi birkaç gün herhalde değil mi? Evet. Ne düştü? Develerin... Hayır düşmeyin. Düştü. Düştü. Papatlık isteğim var bu savaş uğruna. Güzelmiş. Hemen bir ülke formlayalım. Kiev'in Rush kurabiliyor muyuz kardeşim? İzniniz için teşekkür ederim dostlarım. Daha Doğu cephesi işte ne kadar keyifli geçebilir ki.